Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Şimdi bu psikoloji mi sinirsel mi adlı ders. Kendinize göre kanunları yakalamaya çalışın. Kanun. Yani kanun bir silsiledir. Efal onunla bağlıdır. Yani cüzde külli. Küllü görmek, cüzde küllü, cüzide külli müşahede etmek. Bu enfusi tefekkürden çıkan şeyler bunlar. Sinirsel olanlar aniden gelişen ve beklemediğimiz fiillerden çıkıyor. Sinirsel olanlar, sinirsel mesela sıkıntı var. Nasıl anlarız? Psikoloji mi? Sinirsel mi? Aniden gelişiyor. Ve beklemediğimiz fiillerden çıkıyor sinirsel. Bir anda. Başka? Çok yemekten veya kuralsız yemekten geliyor. Doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda, doğru iş yapmamaktan geliyor bu sıkıntılar. Sinirsel veya psikoloji. Doğru yerde, doğru insanlarla, doğru iş yapmamaktan geliyor. İşte biraz önce duydunuz işte. İşte diyorduk laptopları. Yani çocuğa o tablet, televizyondaki çizgi film. Çocuğu koyuyor böyle, tamam, yastık gibi koyuyor. Hadi oğlum, kadın içti, komşuya gidiyor. O tiki odada bilmem ne yapıyor. Çocuklara oyuncak almak, laptopun önüne koymak, televizyonun önüne koymak, oyuncak almak, çocukları baştan def etmektir. İlgilenmemektir. Peki ne oluyor? Beyin enerjisi sömürülerek çocuk artık duyarsız, idealistten silinmiş, idealistliği yok. Hedefi bitiyor. Monoton, uyuşmuş bir vücut. Böyle de yapmaz kafayı. Enerji bitti. Peki tablet, cep telefonu, çizgi film, oyun, defol, defol başına çaresine bak. Kendi dünyasına kimseyi karıştırmamak için yapılan zalimane bir davranıştır. Ve beyin, bu at öyledir. Dima, bak, ruh at öyle, içsel. Dima, mutfak. Farklı farklı malzemelerden yemek yapılıyor. Mutfakta. Enerji cihazların çalışmasına sebebiyet veriyor. Devamlı göz gidiyor. Enerji sömürülüyor. Yani şu, kamera çekiyorsunuz, ses çekiyorsunuz, ses kaydediyorsunuz, video çekiyorsunuz, mail yapıyorsunuz, yazı. Batarya bitmiyor mu telefonda? İşte bu böyle. Bitince artık içsel dengeyi sağlayacak enerji yok. Kendi üzerine dönemiyor. Bitti yani. Sabah mesela anne baba da televizyon karşısına gece 11'lere kadar. Kalkıp yatabilir mi yatağa? Yakamaz. Yatamaz. Göreyim kalksın. Çünkü televizyon o kadar sömürmüş ki odaya gidecek enerjisi yok. Ancak 2 saat böyle duracak. 2 saat sonra enerji gelince yatağa gidecek. Özel hayat da bitti arkadaşlar. Özür dilerim ama cinselliği de bitmiş. Böylelikle şey mi olur? Bitmiş de ayağa kalkacak hali yok ki. Psikolojik olanlar daha çok doğru düşünmemekten, aşağılanmaktan, itilip kalkınmaktan geliyor. Devam ediyorum psikoloji şeyi. Özgüvenini yitirmekten veya zayıflamaktan başka, televizyon, internet ve telefon oyunlarıyla meşgul olmaktan, dima potansiyel enerjisini boşaltmaktan kaynaklanıyor.
vefasızlık, ihanet ve aldatmalardan, yalan, haset, gıybet, bencillikten, ben merkezli düşünmek ve yaşamaktan, bunlar hem sinirsel oluyor hem psikolojisi. Ne o? Bir de okuyayım. Televizyon, internet, telefon, tablet, oyunlarıyla meşgul olmaktan, dimağın potansiyel enerjisini sömürülmekten, boşaltmaktan, insanlıkla alakalı şey okuyorum şimdi, bu hariçti. Vefasızlık, ihanet, aldatmak, yalan, haset, gıybet, bencillik, ben merkezli düşünmekten, yeis, ucub, gurur, suizan. İçsel dengeyi bozar. Şeytanın 52 tuzağının hulasası olan 52. 52 tane farz var. Kaç tane farz var? 54. 54. 54 farz. Bak 52 demişiz. 54 farz. Farz olabilmesi için 54 tane harama muhalefet etmesi lazım. 54 tane tuzak var. Şeytanın 54 tuzağının hulasası olan, hulasası bu. Enaniyet, gurur. Ben merkezli düşünmek, kibir, haset, yeis, Allah'tan ümidi kesmek. Toparlarsa, yeis, ucup, gurur, suiza. Çareleri, sohbet-i ihvan, derslere gitmek, güzel arkadaş çevresini kurmak, sohbet-i ihvan, tilavet-i Kur'an, münacat-ı rahman, yani çevre edilmek, en güzel çevre cemaatlerde olur. Kur'an okumak, evrat eskarını bırakmamak, ibadet yapmak, haramlardan sıyrılmak. En şeyini, çaresini söylüyorum. Üçün hepsinin. Terklere muvaffak olma. Terk. Terk. Terkleri yapmak. Terkleri yapamazsan hiçbir şey yapamazsın. Mesela nerede oldum bir bakayım. Kur'an'ı sabaha kadar oku. Tamam, sabaha kadar oku. Saat 3'te 10 dakika televizyona bak. 195. Nerede? Terkler. Ha. Bir sayfa sonrasıymış. 6 saat Kur'an oku. 10 dakika televizyona bak. Bitti. Terkler. Günahları ve kebaileri terk et. Allah namına olmayanları terk et. Zevki mecaziyi terk et. Hevai nefsini terk et. Siyaseti terk et. Menfi taassupluğu terk et. Yani öteyi aşağılayan, seni yüceltip gururlandıran taassubu terk et. Eneyi terk et, enaniyeti terk et. Avrupa malzemeleriyle İslamiyet'i müdafayı terk et. Kendi öz malzemeleriyle, zeminleriyle müdafaa et. O fani mahbubattan kat alaka etmek, o mahbublar onu terk etmeden evvel, o onları terk etmek. Tembelliği terk etmek, nefse marenin arzularını terk etmek, gazeteleri terk etmek, radyo, televizyon, tablet, internet ve cep telefonları gibi şeyleri terk etmek, nazlanmayı, titizliği, asabiyeti terk etmek, cehalet ve sarhoşluğu terk etmek, adaveti, gıybeti, iftirayı, kovuculuğu terk etmek, sana arka çevirip terk edenleri şimdiden terk et, şirk ve iştirakı terk et, hizmetteki kardeşlerine karşı kemali izzetini, şerefini terk et, heva ve hevesini, hissiyatını, damarını, tabiatını, olumsuz ahlaklarını terk et, sana lazım olmayacak şeyleri terk et, yarın ahirette mesuliyet-i manevi omuzuna yükleyecek şeyleri terk et. Terk et. Masvayı, manayı ismiyle olan, Allah adına olmayan her şeyi terk et.
Yani benim bir duam var böyle. Ya Rabbi, niçin böyle yaptın? Niçin böyle yapmadın? Diyeceklerini bana nasip etme. Amin. Ya, böyle diyor. Ya Rabbi, niye böyle yaptın? Niye bunu yapmadın? Diyeceklerini bana nasip etme. Hizmet için menfaatini terk etmek, hevesat-ı gayrimeşruyu terk etmek, lüzumsuz konuşmaları terk etmek, dersten sonra sanki peynir keser gibi şak, dersten sonra bir saatlik o ulvi ders, ders bitiyor. وَاَخِرْ دَوَاهُ مَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَ تَمْدِ He ne haber lan, araba nasıl gitti ya, araban senin ama şey, arsan ne oldu, şu ne oldu? Lan nasıl geçtin bir anda buna? Yani uçak bile böyle iniyor ya. Dersten sonra hemen nasıl dünyaya geçilebiliyor? Demek ki derste yoktun. Hiç mi etkisi olmadı sende ya dersin? Dersten sonra nasıl hemen ona geçebiliyorsun ya? Peynir mi kestin? Ya insan bir 5-10 dakika şey yapar ya. He ya. Dersin müzakeresini, kriterini yapmak lazım. Lüzumsuz konuşmalar yok. Terk et. Lüzumsuz toplanmaları, içtimaları terk et. Alınganlıkları terk et. Alınganlık acayip bir şey. Öyle maddi ve manevi belayı kafana sarıyor ki. Terkler nispetinde şeytanın hilesi tesir etmez, unutma. Titizlikleri terk et, adaveti terk et. Tafsilatları ve hayatın detaylarını terk et. Ana merkeze odaklan. Şahsi menfaatini terk etmek, sefahatı terk etmek, medeniyetin fantaziyelerini ve icablarını terk etmek. Çok hızlı konuşurum çünkü çok şey anlatmak istiyorum. Kışrı terk etmek, umuma el atmayı terk etmek, taassup ve safsataları terk etmek, nevmi gafleti terk etmek, İslamiyet için hayatta züht ve rafı terk, yani ihlas için terk-i menafi şahsi, yani tesis-i muhabbet-i umumiyeyi teveccüh, yani ittihad-i İslami hizmet ve irşat. Raf demek rahatlık ve kolaylık. Terk-i iltizam nefs, terk-i menafi-i şahsiye, terk-i enaniyet, eskiden beri süfli ülfet ettiğin hayat içtimaiyenin çok rabıtalarından ve kaidelerinden nefret edip terk etmek miyim? Yani kötü çevreni terk et. Benlik enaniyeti hot furuştuğu terk et. Defi mefasit ve terk-i kebair. Terk-i enaniyet ve haz-ı nefsinden teberri etmek. Hayat içtimaiyenin rabıtalarından ve kaidelerinden nefret edip terk etmekliyim. Yedi kebairi terk etmek. Terk-i dünya, terk-i ukba, terk-i hesli, terk-i tek. Terk-i dünya, yani niçin yaptın, niçin yapmadın sorusunu soracak dünyanın manayı ismiyle olan şey dünyayı terk et. Terk-i ukba, ahireti gaye yapma. Yani rızayla yap. Ondan heveslerin terk et. Üç tane terk ettim olan ne büyük adamım diye dememek için terklerini de terk et. Değer Tarik-i Nakşi Medni Ahmet Çari Çiz, terk-i dünya, terk-i ukba, terk-i esli, terk-i terk. Oradan çıkarttım. Hayr-i kesir için şer-i kalili terk et, yani yap. Kuvve-i şehviyenin, kuvve-i gadabiyenin, kuvve-i akliyenin ifrat ve tefrit mertebelerini terk etmek. Şirki, masivayı, masivaullahı terk et. Rızk endişesini terk et. Suizanı terk et. Mazbut ve miktarı muayene olmayan şeyleri terk et. Şüphelileri terk et. Tenkit ederek hizmet etmenin, şefkini kırmanın bedelini, hizmetin dışına düşmek olduğunu unutma. Bunu da terk et. Şimdi bir tanesi yazdı. Bu dersi daha önce okudum. Oho abi diyor yani. Bunlar neyi terk edeceksin? Bu ne ya, yaşama diyor. Bak bir kolayını sana söyleyeyim. Söyleyeceğim 10 saniye içinde yapacaksınız. Soru soracağım size hepinize. 10 saniye içinde. En rahatsız olduğun, seni en çok sıkıntıya sokan, sen de onaylamadın, bir davranışını hemen hatırla. Hemen bana söyle. 10 saniyen doldu. Tamam. Tam bir sene sana muhlet. Sifonu terk et. Hepsine kara kucak saldırma. Sırf onu terk et. Bir tane ya. Bir senede. Bir tane. Tamam.
Ona öyle dedim. Size de öyle diyorum ve kendime de öyle yapıyorum. Kara kucak saldırmıyor. İlk 10 saniyede ne aklınıza geldiyse onu terk et. Bir sene mühlet. Zaten bir anda yapmaya kalksın muvaffak da olamaz. Yok. İstemiyoruz zaten. Peki. Tilaveti Kur'an. Her gün evradın eskerin mutlaka olsun. Münacat-ı Rahman sünnet-i seniye daima rehber et. Yani soracaklar, soruyor. Abi biz Hizbul Kur'an okuyoruz, Hizbul Hakkaik-i Nure'yi okuyoruz. Kur'an'da cemaattan cüz almışız. Risale-i Nur okuyoruz, derslere de gidiyoruz, gene olmuyor. Terklerin yok. Bir işe yaramıyor. Sevap alıyorsun. Enerji doluyorsun fakat devam etmiyor. Hemen bir şeye muhatap oluyorsun. Terk, terk. Bir şey yapmıyorsun. Takva neydi? Menhiyattan ve günahlardan iştirab etmek. Menhiyat ilk. Terk. La ilaheleri. Terk et illallah olacak. Mesela ihlaslı olmak için. La riya. İlla ihlas oradadır. Riyakar olma. İhlaslısın. Çocuğu nasıl terbiye edeceğim? La tahrib. İlla tamir oradadır. Benim uydurmam bu. Tahrip etme. Zaten tamirdedir çocuk. İslam fıtratındadır. Abi muhabbet etmek istiyorum. La davet. La davet. İlla muhabbet oradadır. Adavete hayır. Otomatik muhabbet evet oluyor. Şialar yapıyor bunu. Ali'ye muhabbet, Ömer'e adavet de mümkündür. Ömer'e adavet olmayan Ali'ye muhabbet yoktur. Bak gördün mü? Sinirsel Kur'an okumayla gitmiyorsa belli oluyor. Yani Risale sesli okuyorum, Hizbul Kur'an'ı okuyorum ama hala kafam davul gibi ise sinirseldir. Bak, gece ve gündüz Allah bölmüş. Gece cinlerin, gündüz insanlarındır. Allah Celle Celaluhu ve canne namakum subata geceyi istirahat için örtü yaptım diyor. İnsanlara örtüdür istirahat. Gece onlarındır. Şimdi cinler uyuyor. Işıkta boyut veremezler. Işık onları rahatsız eder. Onun için sünnettir ışıklı olmak. Tamam mı? Şimdi kardeşim ne yaparsan yap gece işini terk et. Fıtrata uygun değil. Ondan sonra asla 12'den sonra ayakta kalma. Hizmette geliyorsun başka yoldasın. Sakın adet edilme. Abi Kur'an'ım kaldı. Şimdiye kadar okusaydın bırak. 12'den sonra bırak. Şimdiye kadar okusaydın. Abi lisan kaldı okusaydın. Sabah gece mutala eden müzakereler var biliyor musunuz? Kur'an okuyanlar var. Allah diyor ki vecanne nömeküm subata gece istirahat örtüsü yaptım adam ilim yapıyor. Abi ustad böyle yapardı. Ustadın yaptığını yapmıyorsun ki. Akşamı kılardı. Yatardı birkaç saat. Yatsıyı geç kılardı. Ondan sonra kalkardı. Akşamdan sonra yattıktan sonra. Tamam mı? 3-4 saat şey yapardı. 3-4 saat. Ondan sonra kalkardı yatsıyı geç kılardı. Ondan sabaha kadar evratta olurdu. Sen ne zaman uykunu alacaksın? O tiplere bakın. 4 saniyeciliyim ben parkura yeni girmemişim. Tamam mı? Çocukluğumdan beri bu hizmetin içindeyim. 17 ya. Abi 3-4 akşamdan sonra tesbihatlar falan yapardı. Onları bitiriyor canım. Yok yok o akşam namazı kıldı, tesbihat yaptı, akşam yatsı arası evrat var ya, tesbih onu yapıyor. Öyle diyor zaten tarihçesinde, Mufassal'da Kubbatullah. O akşam yatsı arasındaki 6 tane peygamberlerin zikri işte tesbihat. Onu yapardı canım o. O değil ki. Ondan sonra akşamdan sonra derken hemen pat diye farzı sünneti kıldı, pat diye değil ki tesbihatı yapıyor, evradını yapıyor, yatıyor. Hani çünkü onun o evradın vakti yatsıdan sonra olmaz. Akşamla yatsı arasıdır onun vakti o. Sabah olmaz o. Tamam. Onu bitirdikten sonra. Ne diyecektim? Bir şey diyordum. Gece örtü, gece istirahat, gündüz. Ha bak bu tip insanlar ne yapıyor? Sabaha kadar risale okuyorlar, müzakere ediyorlar, mutala ediyorlar. Gidin dershaneye 9-10'da. Ben sana 11 söylüyorum. 11 dizile basın. Zırr zırr açan yok. Lan talebe getirdik, adam getirdik de ya. Kalkarlar. Kapıya çalınır. Buyur kardeş, hayırdır? Sabah sabah. Sabah sabah ne oldu ya? Ne sabah abim ya, saat 11.
Öyle mi ya? O kadar oldu mu ya? Bu kalkacak da, ders yapacak da, gelen talebe istifade edecek. Tekkeme anlat onu. Kendinizi niye aldatıyor peki? Akıbetler nedir? Bu dershaneciliğe yaptığı yanlışlığın bedeli dershanenin dışına atılmaktır. Şahsi manevi atıyor hepsini. Dikkat edin. Ya hasta oluyorlar, ya da Cenab-ı Hak bir hissi musallat ediyor, doğru dışarıya. Dershaneciliğe ve diğer yeni nesle yanlış örnek olmanın bedeli vakıflığını elinden alıyor. Vakıflığını elinden alıyor. Hadi bakalım sen git evde yat. Sistem böyle çalışmıyor. Kendine göre sistem kurma. Yanlış yapma. Sistem sana rağmen, peygambere rağmen çalışıyor. Hayatta boşluk yok. O sabaha kadar ders yapanların psikolojileri rahatsız. Sıkıntılı. Çünkü gece cinler aktif, onlara girmek istemiyor. Musallat oluyor. Orada bak vurdular, tabii vurur. Zan değil o, kapıya vuruyor. Kapıya, pencereye tak tak tak, cinler şey yapar, cirit atıyor. Bak girmiyorum. Yapma. Ha yaparsan kendine yap, alet etme muzakereyi, risaleyi. Uyuyamıyorsun, böyle bir hastalığa duçar oldun, uyuyamama. Milleti de alet etme sabaha kadar ders yapıyorum diye. Ders değil bu, çocuklara zarar veriyorsun, psikolojilerini bozuyorsun, fıtrata muhalefet ediyorsun. Fıtrat gece ayakta olmaz, gece örtü yaptım diyor, istirahat örtüsü. Bu istirahat değildir. Ne zaman yatacak? Gündüzü de maişet izin için zemin yaptım diyor. Maişet, yani çalışmak, okumak, ilim yapmak döneminde de yatıyorsun. 12'de 1'de kalkıyor. Kardeşim bir çay yapalım mı? Saat 1. Vay be ne kadar da geçmiş. Bir sürü insan var. Zaten senin yattığını bildikleri için ya gitmeyelim abi ya 12'ye kadar yatıyor. Ne talebe getiriyorlar ne cemiyet, işim hayattan birisini getiriyorlar. Çünkü abi 11'de yatıyor. Dün denedik canım. Daha getirir miyim ben? Abi kimse gelmiyor ki. Böyle bilindiğin için kimse getirmiyor. Bak psikolojinin altına ne oldu? Meslek ve meşrep dersine döndü değil mi? Bu mühim değil mi sevgili kardeş? Ya yapma. Şeriata da zıt, fıtrata zıt, hayata zıt. Adet ilahiye zıt. Eğer dostlarla meşgul olup tatlı tatlı sohbet ettim. Meşgul olacak maddi işim var. Bak. Dostlarla oturdum tatlı tatlı dersten sonra sohbet ettim. Meşgul olacak işim var. İki tane iş doktoru öneriyorum. İki doktor. Doktor meşguliyet, doktor teslimiyet. Allah'a teslimiyetini artır. Bunlarla. Ne ile? Sohbet-i İhvan, tilavet-i Kur'an, münacat-ı Rahman. Dördüncüsü nedir? İkinci bir doktordu. Doktor meşguliyet. Hatta şöyle diyorum. Abi ya geçinemiyorum. Kaç para alıyorsun abim? 1000 lira. 1200 lira yol parası ver, masraf ver. O işi terk etme. Niye? İşi ben bu asırda tedavi görüyorum. İşsiz adam en muzdarip adamdır. Evde oturup ne yapacaksın? Çıldıracaksın, çıldıracaksın. Teklik Allah'a. Bak, eğer dostlarla meşgul olup tatlı tatlı sohbet ettin. İki, meşgul olacak maddi işim var. Yine de kendimi kötü ve gergin, hırçın hissediyorsan güvendiğin dostlara kanaat et. Doktor sakın dolaşma. Ortalama hepsi aynıdır. Zındık olmamak şartıyla. Doktoruna git ilaçlarını kullan çünkü hekim yazık uymak dinidir. Hekim yazıklara uymak dinidir. Bak Allah Resulü sıkıntısı olduğu zaman bir Kur'an okumuş. 2. Namaza müracaat etmiş. 3. Hatice-i Kübra radiyallahu anha ile sohbet etmiş. 4. Ya Bilal ezan oku rahatlat bizi demiş. Ya Ebu Said galiba o zannediyorum. Kur'an oku rahatlat bizi.
Estağfurullah ya Resulallah, Kur'an size indi. Ben de başkasından duymaktan lezzet alırım diyor. Beş. Altı, en mühimi. En mühimi derken bunlar nafile namazlar. Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anha ile sohbet etmiş. Bunları yaptın mı kardeş? Hizbul Kur'an okuyorsun. Hizbul Hakayık-ı Nuriye okuyorsun. Ha, bunun bu doktorluk bak şey. Ondan sonra Kur'an'ını da okuyorsun. Ayrı bunlar. Risale okuyorsun. Haftada bir gün derse gidiyorsun. Elinden geldiğin kadar terkleri yapıyorsun. Gene hastaysan doktora git. Sakın doktor doktor dolaşma. Hemen bu psikoloji tedaviler bir anda fotokopi değil. Al gülüm, ver gülüm yok. Aldın ilaç bir kere 15 gün sonra kendisini gösterir. Yani doktora giden kardeşim ilacı bırakmıyor, yapıyor ama bu arada manevi tedavi de alıyor. Nedir o? Hizbul Kur'an'ı okuyacak. Mutlaka Hizbul Kur'an'ın olacak. Hizbul Kur'an. Nedir? 6666 tane ayet, Kur'an ayeti. Kur'an ayeti 6666. Bediüzzaman Hazretleri bu 6666 tane ayetten dima inşa, inşaattan gelsin. Kalbi ihya, hayatı aktif eden ayetleri toplamış 1000 tane. Bu 1000 tane toplanan kitabın adı Hizbul Kur'an'dır. Abi ne okuyacağız? Ahmet Mehmet'in kucağına düşme. Cincilerle uğraşma. Beter yapar, musallat eder sana. Geçici bir rahatlık olur. Fakat cini bırakmıştır sana. Mümkün değil çünkü onun elinde değil, sıçrar sana. Cincilerle uğraşma. Cinci mincilerle uğraşma. Böyle dedim halde oldum cinci yer. Lan cincilere gitme diyen adam cinci oldu. Bunlarla uğraşma. Ha bu dört tane şeyi yaptım bak. Sohbet ihvan, tilavetil Kur'an, münacat-ı rahman işin de var. Derslere vesaire gidiyorsun anlattım. Gene sıkıntı oluyorsa doktora git. Müsbet olsun yani Müslüman olsun. Art niyetli olmasın. Ruhu inkar edene ruh teslim edilmez. Ateistler ruhu inkar ediyor. Böyle doktora gitme. Yani olumsuz işte vur çat patlasın, vur oynasın, şunu yap bunu yap diyenlere böyle öyle bir aşağılıklar var ki şu kebairi yap diyor adam. Ona değil. Ortalama Müslümanların öyle markalara da gitmenize gerek yok. 1,5 milyar, 2 milyar, 10 günde işte 40 milyar, 50 milyara vermenize de hiç gerek yok. Ortalama bunların ilaçları bellidir. 7 tane ilaçtır. Dima'nın 7 mertebesidir. Tamam. Ha, 7 tanedir. Doktor doktor sakın dolaşma. Bir tane aa bu anlamadı. Hayır, sebat et. Hekimi hazık, dindar hekimlere riayet etmek dinidir. Örnek vereyim geçiyor. Ramazan'da hastalığım var. Abi benim şöyle midem şöyledir, karaciğerim böyledir, böbreğim diyalize girmem lazım falan oruç tutamam. Ben desem ki tutma vallahi ben mesulüm. Sen de mesulsun. Ben hocayım. Alimim, devim, ne olursam ol. Ben karar veremem. Dini değildir, din hocasının söylediği. Kardeşim, böbreğin ağrıyor, bilmem ne yapıyor, bana dedin tutma orucu, dini değildir, benim söylediğim. Hekim yazık, Müslüman, dindar doktora git. Muayene etsin, sen tutamazsın, onun demesi dinidir. Dindir. Hekimi hazık, Müslüman hekimin şeylerin tavsiyesine uymak dinidir. Bilerek kendinize zarar vermeyiniz. Ha, doktora gittin. Ortalama dolaşma doktor doktor. Ondan ilaçlarını kullanırken bu manevi de evratları da bırakma. Dostlarla teselli imamında muhabbete şöyle bir yer var da bir mektup var. Kısa bir mektup. Oku abi. Sayfayı söyle kitap söyle. 310 şualar. Aziz Sıddık kardeşlerim bu dünyanın hayatı pek çabuk değişmesine zevaline ve fena ve fani akıbetsiz lezzetlerine, firak ve iftirak tokatlarına karşı bir ehemmiyetli medara teselli ise samimi dostlarıyla görüşmektir. Evet bazen bir tek dostunu, burası acayip abi, bazen bir tek dostunu bir iki saat görmek için 20 gün yol gider. Bir iki saat günü 20 gün yol bir gider. Bir dostunu 1-2 saat konuşmak için 20 gün yol gider. Yani onun neticesindeki fayda abi.
O yüzden bir dakikasını dahi israf etmeyen üstad, bak bir iki saat için 20 gün yol gidiyor. Oysa başka bir yerde Risale'nin açın, benimle görüşürsünüz diyor. Bak davet çağrısı. Tek dostunu bir iki saat görmek için 20 gün yol gider, 100 lirayı sarf eder. Şimdi bu acip, dostsuz zamanda, bak dostsuz zamanda, samimi 40-50 dostunu birden bir iki ay görmek, Allah için sohbet etmek, sohbet de Allah için olacak abi. Ve hakiki bir teselli alıp vermek, elbette başımıza gelen bu meşakkatler ve zayiatı maliye ona karşı pek ucuz düşer. Ehemmiyeti kalmaz. Ben kendim buradaki kardeşlerimden 10 sene firaktan sonra bir tekini görmek için bu meşakkatı kabul ederdim. Teşekki kaderi tenkit ve teşekki kadere teslimdir. Teşekki? Teşekki kaderi tenkit. He. Teşekkür kadere teslimdir. Teşekkür diye telaffuz olmadı da o da teşekki diye çıktı. Teşekkür kadere teslimdir. Kader teslim. Çok da bunu 6. mektupta da şöyle diyor da abi, burada yine onu teyit eden yani Münacat-ı Rahman şeyine katkı için. Kalbim feryad ile dedi. Ya Rab gariben, bikesem, zayıfem, natüvanem, alilem, acizem, ihtiyarem. Bi ihtiyarem, el aman güyan, af güyan, medet hanen zidergahi ilahi. Birden nuru iman, feyzi Kur'an, lütfu rahman imdadıma yetişti. Karanlıklı gurbetleri beş nurani ünsiyet dairelerine çevirdiler. Yani üstadın yardımına, tesellisine koşan abi. Nuri iman, feyzi Kur'an, lütfu rahman. Hangi kitapta? Mektubat, 6. mektubat. O zaman mektubu verdi, mektubatı verdi mi? Bir yerde göstereyim. Veya benim mektubumu getirir misin? Tamam. Benim mektubum... Evet. Bağladı da o şey diyor ya bir meyus ve ümitsiz bir hastaya. Oku abi, 66. Kendi bilirsin meyus ve ümitsiz bir hastaya. Meyus, manevi, bak meyus ve ümitsiz bir hastaya. Manevi bir teselli bazen bin ilaçtan daha ziyade nafidir. Bak meyus ve ümitsiz bir hastaya nafi bir teselli. Manevi bir teselli. Ha manevi bir teselli bazen bin nafi ilaçtan menfaat. Bin hasiyetli yani menfaattan ilaçtan. Daha tesellidir. Tesellidir yani, nafidir. Ya. Bugün hastalığı, hastaneler bununla doludur. Siz de meyus aynı biliyorduk ama yok, aynı değil o zaman. Yok. Meyus. Ümit aklidir. Yeis kalbidir. Bak şimdi. Ümitsiz sanki meyusiyetin neticesi değil mi abi? Evet. Dişe vuruşu. Çok korkunç fark var. Bak bir yer okuyacağım. Sıkıntın var bak kardeşim. Dostlarla bak ne oluyor. Hem de telbiyat itisadı ha. O kadar harika ki. Alim mesela ölüm korkusuna çare buraya okuyorum. Ölüm korkusu, imansız mı olacağım, haşirde tek mi olacağım, kabirde ben tek mi olacağım? Ondan sonra ben yani ne yapacağım, nasıl can vereceğim? Bütün sorularınız cevap. Alimi Berzah, yani 456 mektubat. Alimi Berzah ve ahiret seferinde tarikat silsilelerinden, yani tarikat yollardan, İslami yollardan bir silsileye, yani ahirete tarik olan, tarik, yani götüren yollardan bir silsileye, yani bunlar ehl-i sünnet vel cemaat için, mesela diyelim, uygulayayım ben, benim mesela şey yaptım. Adıyaman mesela İsmail Ağa Mahmud Efendi istikameti diyorum Nurcular. Ondan sonra Altunzade'de Topbaş var galiba. Ondan sonra istikametli olanlar. Hani batıla taraftar olmayanlar şu anda bildiğim. Hatırınıza gelenler batıla taraftarlar. Son hadiselerde gözüktü. Onlarla gidilmez. Bir silsileye iltihak etmek. Ne olurmuş biliyor musun? O kafile-i nuraniye ile Nadir abi. Evet.
O kafile-i nurani ile, o cemaatle ebedül abad yolunda onlarla arkadaş olmak, yalnızlık vahşetinden kurtulmak, yalnızlığı var, yalnız kabre gireceğim, yalnız haşirde olacağım. Hayır, yalnız olmayacaksın. Geçici bir münker ve nekirle hesap verirken yalnız. Ölüm anında yanında olacaklar. Aynı zamanda gönül verdiğin cemaat, şahsı, manevisi ölüm anında sekerat-ı imdadına yetişiyor. Kitapta yazıyor. Şeytanı def ediyor. Sen münker mekirle yalnızken orada senin cemaat pirlerin duruyor orada. Seni seyrediyorlar. Kabirin üstünde de seni uğurlayanlar var. Senin cemaat arkadaşların yukarıda. Karşıda da onlar kabirde. Münker mekir sorguluyor. İki dost arasında. Çok acayip. Ben bunu yaşadım. Nasıl abi öldün mü? Rüyada bir öldüm de ondan söylüyorum. Ben burayı uyguluyorum. Kabire girdim. O nurani, kafili nurani ile ebedül abad yolunda arkadaş olmak onlarla. Ben yalnız değilim ki. Niye? Yalnız yaşamadım ki. Allah yalnız yaşamayanı yalnız bırakır mı? Kendi dinine hizmet edeni hizmetsiz bırakır mı? Kendine gönül vereni nefret eder mi? Kendi yoluna davet edeni yolundan saptırır mı? Kendisi öğretiyor vefalı olmayı. Yalnız, sen diyor yalnız olma. Kur'an'la, peygamberle, tam edile şeri. Biz Kur'an'la beraberiz. Resulullah'ın şahsı manevi, sünnet-i seni uyuyoruz. Cemaatte onun için varız. Dini yaşamak için. Yalnız değilsin ki. Yalnız nasıl kalacaksın ya? Olur mu? Zaten yalnız yaşamadın ki. Ben mesela Allah'ı anlatmaya uğraşıyorum. Cemaatlaşmaya uğraşıyoruz. İnsanlara yardım etmeye. Beni yalnız bırakır mı Allah ya? İnsanlar yalnız olmasın diye Avrupa, dünyaya dolaşıyorsun. Yani insanlar ya, cemaate da seni bırakır mı şimdi? Esad'a da adım atıyor Allah. Bana bir adım atana ben en az 10 adım yani 10 sene. Bak şimdi niçin söyledim? Yalnızlık vahşetinden kurtulmak. Yalnızlık vahşeti, yalnızlık vahşettir. Ve onlarla dünyada ve berzahta manen ünsiyet etmek. Yani mesela seninle ünsiyet ettim. Tanıdım. Şimdi kabirde bu zihin, kafa, duygular yok olmuyor ki ya. Cesetten çıkıyorsun, gömlekten çıkıyorsun be kardeşim. Ünsiyet duruyor. Ustada ünsiyet ettik, Zübeyir abi yani kitap okuduk değil mi? Onlara karşı bir manevi bir bağımız var. Ünsiyet manevi bağ. İmam-ı Rabbani'ye ünsiyet etmişiz, Peygamber'e ünsiyet etmişiz, İmam-ı Azam'a ünsiyet etmişiz, Gelani'ye. Yani bir sevgi bağı var, bu ünsiyettir, bağdır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu bağı simgesel olarak sirayeti bize anlatırken kazak göndermiş. Hırkayı göndermiş Üveysi Karani'ye. Ve demiş ki, üşümemek için giy. Öyle mi? Yok. Kazağın sahibi, kazağın memba zaten Üveysi Karani, develerin çobanı. Tüy... yün onda, iplik onda. Resulullah da yok ki. Kazak niye gönderiyor? Üşümesin diye göndermedi ki. Dedi ki onu giy ve ümmetime dua et. Sirayet var. Onu girmeyeceğim, o kazak nedir? Bak bir de okuyorum. Cemaata iltihak etmek. O kafile-i nuraniye ile ebedül abad yolunda arkadaş olmak. Yalnızlık vahşetinden kurtulmak. Ve onlarla dünyada ve berzahta manen ünsiyet etmek ve evham ve şubehatın hücumlarına karşı, çareye bak, evham ve şubehatın hücumlarına karşı onların icmana ve ittifakına istinad etmek. Yani Risale-i Nur hakkında, din hakkında, Allah hakkında, peygamber hakkında, gittiğimiz yol doğru mudur, şek ve şüphe olduğu zaman kafanı kaldır. Önünde yürüyen abla abilerini gör. Lan ittifak etmiş bunlar ya. Kafile-i Nurani'ye gidiyor yani. Benim zihnime geldi. Şimdilik cevabını bilmediğim soru. Cevabını bilmediğim sen. O zaman ne yapıyoruz? Hemen kafayı kaldırıyoruz. Onların icmana ve ittifakına istinad edip her bir ustadını İmam-ı Rabbani, İmam-ı Geylani, İmam-ı Gazali, Bediüzzaman Hazretlerini, tamam mı? Her bir ustadını kavi bir senet, mesela Mahmud Efendi Hazretlerini,
Adıyaman'dakini, değil mi mesela? Nur cemaati içinde abisini kavi bir senet görmek ve kuvvetli bir burhan derecesinde görüp onlarla o hatıra gelen dalalet ve şubehatı def etmektir. Bak ilim yapmak değil bak. Bak nasıl gidiyor? Yani tamam yani benim şey ama bak kafilem gidiyor. Cemaatim gidiyor. Ben şimdi yürüyemiyorum ama gemideyim. Gemi gidiyor. İstersen gemide ters yürü. Gemi gidiyor zaten. Gemi dolu yetiyor. Gördün mü? Ne acayip bir çözüm. Sevme ha. Kaç? Kaçıncı sefeydi? 456. Aferin sana. Peki. Bitireceğim. Çareyi de okuyacağım. Tamam. Yine de kendini oraya okuduk. Hekimi azık okuduk. Psikolojik ise Risalelerden Asay Musa'yı sesli oku. Evde sesli oku. Buraya kadar sinirsel miydi? Sinirsel. Sinirselle peki farkı? Onu işte yer yer tabii keşke bir pasaj şöyle yapsaydım falan. Bazen sinirsel bazen şey psikoloji yapıyordum. Bir de geri dönmüyor. Bak sinirsel şu. Hizbul Kur'an okuyoruz. Hizbul Hakkaki Nuri okuyoruz. Kur'an da okuyoruz. Şirkete ortak olduk. Cemaatten bir cüz aldık. Haftada bir gün en az derse gidiyoruz. Elinden geldiği kadar günahları terk etmişiz. Hala sıkıntı varsa sinirseldir. Psikoloji de iyi. Kötü ahlak varsa? Kötü ahlak değil yani. O kötü ahlak dediğim fazla devam etmez. Cemaate geldin. Kötü ahlak gelip de buraya hava mı atacaksın bana? Kötü ahlakın burada çıkmaz ki. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yaptın. Derse geldin. Kötü ahlak olmuyor. Üstü örtülüyor işte. Başta dedin ya abi sinirsel olan fiiller aniden beklenmedik bir anda oluyor. Oluyor. Bunlara denir. Evet. Psikolojik ise Risalelerden Asay Musa'yı sesli oku. Hizbul Kur'an'ı oku. Hemen gider. Dersleri ihmal etme. Cemaate girince senin üzerindeki psikolojik pislikler, ağırlıklar şahsı manevi temizliyor. Sadaka ve zekatlarını bol bol ver. Eğer adağın varsa ada kurbanların yerine getir. Hadiste hastalıklarınızı sadakalarla tedavi edin emri var. Asrın hastalık zemini neymiş? Asırdan niçin böyle psikolojik çıkmış? Hastalığın çıkma zemini. 1. Sevgisizlik. 2. Muhabbetsiz. 3. Vefasız. Tamam. Bu zeminde bin bir türlü hastalıklar türedi, türevleri var. Affetmeme, kucaklamama, dar gönüller, gönlünde yer olmamak. Her ayın 13, 14, 15 günlerindeki dolunayda eyyam-ı biz denilir. Erkekler hasreten, erkekler 13, 14, 15 günlerindeki dolunayda hanımlar özürlü günlerinde başka bir hastalığından dolayı kendini kötü hissedebilirsin. Yani bu günlerde en insan erkeklerin en asabi olduğu, hanımlar malum günlerinde en asabi olduğu günlerdir. Bunlar da asabi olmak gayet normaldir. Allah Resulü onun için bu günlerde 3 gün oruç tutun diyor. Şimdi çareleri okuyor. Tamam mı? Şimdiye kadar dert imal ettik. Gerçi yer yer çareyi söyledik. Şimdi çareleri okuyorum. Ondan sonra keseceğim. Bakayım ne kadar? Şu. Bedensel maddi hastalığına çokça hasr-ı nazar etme. Çünkü asrın en büyük belasından bir tanesi insanın en zayıf damarı hastalık damarıdır. Hastalığını internetlere girerek olumsuz insanlara sakın hastalıklarını sorgulatma. İnternete giriyorsun, rüyanı. İnternete gidip hastalığını sorgula, Allah belanı veriyor. Ne bela diyorsun? Bela. O halkın anasındaki bela değil o. Bela bu. Başka bela aramaya gerek yok. Girme. Olumsuz insanlar yanında. Hastanenin kapısında oturuyorsun. Sıra bekliyorsun. Ben aslında geç kaldım. Doktor dedi ki 6'yı da bir kontrol etseydin de işte bu sana olmayacaktı. Daha bir gün işte geç kaldın falan. Sen de
Bu ortamda kendini nasıl iyi hissedeceksin? Kardeşim, insan geç kaldığı için ölmüyor. Öleceği için geç kalıyor. İki dakikada ambulans gelseydi kurtulacak. Hayır, kurtulmayacaktı. Öleceği için geç kaldı. Geç kaldığı için ölmüyor. Yuhyi ve yumiyt Allah'tır. Bak, Nadir abi. Evet. Hadi bak. Bedensel maddi hastalığına çokça hasr-ı nazar etme. Devamlı onu düşünmekle hissi, nefsi, cisim galebe çalar ve artık o insan ruhunu ahiretini değil bedeniyle yatıp kalkar olur. Devamlı hastalık. Kısa bir cümle var şurada. Ona tam karşılığı bak diyor ki usta burada. Hatta şiddetli hasta olduğu halde ruhu ve kalbi vücuduyla meşgul olmamak için ilaçları almayan, ya hekimleri çağırmayan bir adama. Ya şimdi böyle gitti. Alsam mı almasam mı o profesör bu profesör o hastanın yerine yarın çelantı o da bir randevu falan. Artık ruh, ahiret, Allah kenarda, hissi, nefsi, cisim, kral benim, ceset. Artık indir bindir ceset. Size yarar mı söylüyorum, siz şahit değil misiniz? Gözümün yarısı kandı. Öyle değil miydi? Abi ne oldu dedi, ne oldu dedim. Abi gözün ya kan, ya acayip kandı. Yani tam yarısı değilse, beyaz şurası tamamen kandı. Bilmiyorum, farkında değilim. Kalkıp bakmadım. Yalan mı söylüyor? Bir yere müracaat ettin mi? Yok. Ne? Ya kardeşim geçer mi? Merak etme ya. Sonra bir yere derse gittim neyse bir dostuma aileye uğradım. O aile gözüme bal da koydu. Lan bal olur mu ya? Olur mu lan? Eğliymiş. Eğli olduğu için itimatını koydu. Bana diyor ki iki gün sonra telefon. Bal koydu ya geldim gece yattım. Abi geçti mi? İki gün sonra. Yalan mı söyleyeceğim sizi bu makamda? Vallahi kızacaksın ama bilmiyorum ki. Abi bakmadın mı? Yok. İki gün geçmiş, bal koymuş, gelmişim, yatmışım. Sabah abdest almışım, namaz kılmışım. Gündelik hayata devam ediyoruz. Aynaya. Lan aynaya önce bakmıyorsun ki. Taş olacaksa ne oluyor? Çekip gidiyorum. Abi iki gün geçti, bakmadım, bakmadım. Bir dakika dedim hatırın için. Cep telefonu kullandı. Bir dakika bakayım. Ya bir yıldız gibi kalmış, hilal gibi kalmış. Ne dedi biliyor musun da? Aldım dersimi abi. Yani böyle yap demiyorum ama bu da manyaklık yani. Bu kadar çevremiz var, şey yapmıyoruz yani. İlgiler. Kardeşim hissi, nefsi, cisim galebe eder. Ha, artık kendini ceset böyle yaptı şöyle. Bırak artık ya. Bırak sistem kendisi ona onarsın ya. Mesela Rize'de biz Mustafa Boyraytay'a çıkmıştık ya buğdayla. İşte dağda beraberdik. Döndü işte birbirine. Bak bak bir şey anlatacak bak. Bunu güzelce anlat bak. İbret alim. Mustafa buğday diye çay bir adam vardı. Güzel anlat. Akşam dağ, gündüz dağda beraberdik. Pikniğe mi gittiniz? He, pikniğe gittik. Akşam indiğimizde dedi ben bir hastaneye göreyim. Tansiyonumu ölçtüreyim dedi. Şekerimi ölçtüreyim dedi. Kim diyor bunu? Mustafa buğday. Mustafa buğday he. Devamlı biz de beraber ama. He. Yeme içme hep beraber. Doktor hemen tansiyona, şekere bakınca seni yatıracağız dedi. 460'ı geçmiş. Hiç haberi yok. Aa Hasan Hoca diyor. Ya beni yatırdı. Ben ne yatması dedi ya. Lan yeme tatlı da gene ya. Bir şey oldu. Bu da o. Akşam da o gün gündüz de sıcak karşıda sütlaç yedi. Şeker var bir de. Bak yani bu da yanlış. Bu da yanlış. Adetullah'a zıt. Rahatsız olduğu halde rahatsızlığının farkında değil yani. Değil. Ama bu yanlış bak. Bu doğru diye anlatılmıyor. Bu da yanlış. Adetullah oyun kardeşim. Ben ne yapıyorum? Ha, abdestimi alıyorum. Dişimi misvaklıyoruz. Tamam mı? İlaç da var otla. Onu kullanmıyorum. Diş macunu kullanmıyorum. Otla Allah razı olsun. Balla en güzel mikrop öldüren baldır. Balla hiçbir şey yapamıyorsan diş fırçana koy, onunla misvakla. Onunla fırçala bal. Ama içine bazı madde ot koymuş bizim kardeş sağ olsun. Tamam. Onunla yapıyorum. Kullanmıyorum. Flortur o. Kullanmıyorum. Misvak kullanıyorum. Yüzümü yıkıyorum, abdest yapıyorum, yatıyorum kardeşim. Ha, ama rahatsız mesela diyelim ki tansiyonu var. Kardeşim tuzlu yeme. Niye adetullah'a uymuyorsun? Bu da yanlış. Allah diyor ki ayetinde bilmana. Kendinizi bilerek tehlikeye atmayınız. Bu da katil. Ya bir şey olmaz diye 140'la gidiyorsun. Lan ne biçim araba bu? Zaten zor ayakta duruyor lan gurlumu fren yapsa durmaz. İntihardır. Ve Allah sana sorar.
Şeker hastasısın. Su taşıyorsun. Allah sana sorar. Adetullah mı değiştirmek istiyorsun? Ne yanlış? Yanlış. Bak. Bir de okuyayım. Bedensel maddi hastalığına çokça hasr-ı nazar etme. Devamlı onu düşünmekle hissi, nefsi, cisim galebe çalar. Artık o insan ruhunu, ahiretini değil bedeniyle yatıp kalkar olur. Tabii ki psikoloji dibe vurur. Yani devamlı ceset, devamlı ceset. Dibe vurur tabii. Bu bir cezadır. Cesedine bu kadar hasr-ı nazar, hasr-ı fikir olur mu? El ceza min cinsil amel. Ceza amel cinsindendir. Bedensel hastalığın geliyorsa bedensel hata yapıyorsun. Benim bir tespitim vardı. Yani onu buradan söylemeye gerek var mı bilmem ama. Yani mesela buradan buraya 3 aydın cesedi. Buradan buraya bir arıza oluyorsa buradan haya yerlerine yok göbeğe kadar. Buradan göbeğe kadar içsel hastalık. Bir hastalık oluyorsa sebebi ne? Ne ceza geldi? Göbekle aşağısına sana bir hastalık geliyorsa niye geldi? Yani el ceza min cinsil amel. Ceza amel cinsindendir. İnşallah yanlış. Bu doğru değildir. Doğrusu bulunana kadar bu yanlış doğrudur. Söyleyeceğim şimdi. Bir daha söylüyorum. Söyleyeceğim doğru değildir. Doğrusu bulunana kadar bu yanlışın doğrudur. Bundan bu arası gelen hastalıklarınızın sebebi düşünce bozukluğunuzdan kaynaklanıyor. El ceza min cinsil amel. Bununla göbek arasında içsel hastalık geliyorsa enfusi tefekkürleri yapamamaktan geliyor. Yani evrat ve eskarla içeriye taşınmıyoruz. Göbekle aşağı doğru bir yerden gelen hastalık da namus duyguna ve bastığın yer sünnet-i seniye uymamaktan, namus duyguna ve sünnet-i seniye uymamak zaafından geliyor. Ceza amel cinsindendir. Bu sahada ceza geliyorsa bu cinstendir. Devam. Ama dedim diye inanma. Öğlen kaylüleyi yap. Öğlen namazına yakın veya geçe kaylüleni yap. Sabah ve ikindiden sonra sakın uyuma. Sabah namazından 45 dakika yani güneş çıktı. Namaz vakti şudur. İmsak, güneş. Bu arasında namaz kılınır. Bundan sonra 45 dakika yatılmaz, namaz kılınmaz. Kur'an okunur. Bu mekruh. İkindiden sonra da yatılmaz. Bu iki saat arasında yatma. Bunun bir tanesi rızkın azalmasına, bunun ömrün kısalmasına sebebiyet veriyor. Yani bu derken ikinden sonra. Namazları vaktinde kıl ve asla tesbihatlarını terk etme. Dostlarını ziyaret et, hediyeleşmeyi bırakma. Aklını kendi başına bırakma, ilimle kontrol altında tut. Helal ye, yedikten sonra 2 saat bir şey içme, 4 saat geçmeden sakın bir şey yeme. Bir çekirdek bile atma. Mesela bugün Kur'an okuyordum, duyuyordunuz. Öyle bir asit salgıladı ki, yani çok darlattılar beni, çok darlattılar. Üzüldüm, Kur'an zaten okuyor vezay. İşte o arıyor, bu arıyor, bakıyorum bakamıyorum, Kur'an okuyorum. Asit salgıladılar, su içeceğim. Saate bir baktım, kahvaltı kaçta yaptım şu saatte. Daha 15 dakika var şeye, 2 saat geçmesine. İçmedim. İlle 2 saat geçirdikten sonra su iç, yemek yedikten sonra 4 saat daha yemek yeme. Tevekkül ve tefekkür mesleğini genişlendir, teslimiyetini artır. Tek başına mutlu olamayacağını unutma. Davana maddi ve manevi yatırım yap. Davana yani bir gün bir fatura öde. Bir gün erken gel lavaboları temizle. Maddi ve manevi elini taşın altına koy. Langur lungur gelip gitme. Dostlarını hemencecik ve ucuza terk etme. Yoksa kendini yalnızlığa itersin.
sonra bu kuyudan çıkamazsın. Dostlarını çok çabuk ve ucuza satma, terk etme. İstifade ettiğin yeri canlı tut. Evet, güneş değiller ama aynadırlar. Ayna lazım çünkü güneşi bize yansıtıyorlar. Aynayı kaldırırsan güneş de yok olur. Geçimsiz olma, kadir şinas ol. Kanaatını artır, memnuniyetini artır. Bazılarına Almanya'yı versen bile memnun edemezsiniz. Kanaatını artır, memnuniyetini artır. Almanya'yı versen, orada yazmıştım, adamı, kızı, kadını memnun edemezsin. O kadar kanaatsız ki Allah. Yani hayır baba, rastladım. 21 yaşında çocuk kız. Duyuyorum. Aramadı. Hayır baba, ya ne almışsa hiçbir zaman memnun olmuyor. Hiçbir şeyle. Sen bir kalemle memnun oluyorsun ya. Anadolu'nun kadir şinas insanına bak ya. Basit bir şeyle memnun oluyor. Ve 40 sene unutmuyor. Acayip bir şey ya. Camide bir cuma namaz kıldırdım. Ondan sonra çıktım. Meğer o zatı başka misafirliğe gelmiş. Cumadan sonra hocam beni tanıdım. Baktım sen dedim Linz'de teraviden sonra beni evine götürüp sütlaş yediren değil misin dedim Linz'de. Bu olan yerde Schweinfurt'ta, yani arasında çok 300-400 kilometre var. Kaç sene geçmiş. Hocam nasıl unutmadın? Kardeş vefa var ya. Ne güzel tevafuk diyor. Bak cumayı işte burada şey yapmayı ben denk geldik dedi. Yani iyiliği unutma. Ama şunu da sakın ihmal etme. Ben yaptım. Geç aklım başıma geldi. Toparladım ama hep arabam sandalı. Merhamete ve şefkata duçar olacak kadar merhamet ve şefkat etme. Peygamberin hadisidir. Şefkate duçar olacak kadar şefkat etmeyin. Çünkü biz onu kaldıramayız. Herkese yardım edeyim diye sen bitiyorsun. Ben bunu bittim yani. Ben bu saçtan ondan beyazladım. Yani artık bakamıyorsam kardeşim, kendime zaman ayırmışım, telefon bakamıyorum. Kim gücense gücense. Herkese el atamam. Bitti o artık. Çünkü ben bir taneyim. Senin gibi binlerim var. Bak, merhamete ve şefkate muhtaç olacak kadar merhamet ve şefkat yapma. Gücün kadar yükle. Ne yapayım? Kadir şinaslık yapacağım diye telef etme kendini. Çoluk çocuklarınla zaman geçir, ihmal etme. Kadınların en büyük yanlışı. Hizmettir diye çocuğunu bırakıyor. Evini terk ediyor, kocasını terk ediyor. Sağa sola hizmete koşuyor. Hizmet değildir, hizmettir. Başkasının çocuğunu kurtarmaya koşarken senin çocuğunu kim kurtaracak? Para kazanacağım diye kreşlere çocuk koyan zalim kadın. Çocuğu analık başkası mı yapacak? Madem ana olmayacaktı niye doğurdun? Madem paraya ihtiyacın vardı niye doğurdun? Ha çok zor durumda kaldın, böyle değildin, boşandın, derde kaldın, zaruret başka. Öyle keyif için kocası doktor. Sen niye doktorluk yapıyorsun kardeşim? Ne işin var senin doktorlukta? Sonra analı kim yapacak? Kreştekiler yapacak. Ablaları yapacak. Ya ananın sıcaklığını verecek. Öyle mi? Zaten orada kazandığını yolda veriyorsun. Yolda veriyorsun. Öyle yemeği veriyorsun. Her hafta elbise değiştirmek lazım. Rajon olacaksın ya. Her hafta elbiseni değiştirmen lazım. Yani bir de kreş parası vereceksin. Çocuğa para vereceksin. Zaten kazandığın gitti. O zaman o parayı kazanma, çocuğuna analık yap. Kardeşim ana bir tanedir. Ana sensin. Misyonunu, vazifeni, aktörlüğünü unutma. Sonra men dakika duka o çocuğa yaptığın ihaneti annesiz bırakmanın bedeli evlatsız kalacaksın. Evlat sandalyeyi başına geçirecektir. Çoluk çocuklarını zaman geçir, ihmal etme, hizmet namı altına evini terk etme. Evini derse aç, iyi insanları gezdir. Allah Resulü öyle diyor. Evinize iyi insanları gezdirin diyor. Onlar mesela benim, diyelim ki benim cep telefon. Benimle beraberken benim sinyal benimle gelmeyecek mi? Bende koku var diyelim, koku. Veya sürülmüşüm, koku. Ben eve girince diyebilir miyim? Koku, sen kapıda kal, ben içeri giriyorum.
Koku da benimle gelecek. Ha benim maneviyatım neyse senin evde de oluyor. Diğerleri defoluyor. Onun için Allah Resulü diyor ki evinize iyi insanları gezdirin. Çünkü onları gördükleri zaman şeytan ve erva kabisi defolurlar diyor. Evini derse aç. İyi insanları evine gezdir. Cinsellik hayatında ifrat ve tefritten kaçın, itidali takip et. Sana ait olmayan işlere karışma, kafa yorma. Kitap okumayı sakın terk etme, laf dinlemeyi öğren. Evlenmeyi düşünüyorsa bu işi dostlarına, yakınlarına bırak. Onlar hissi, duygusal bakmazlar. Dolayısıyla aldanma oranı az olur. Evleneceksen kendi hissi duygularına şey yapma. Flörttür, şudur. Dostlarına bırak. Yakın akrabana bırak. Onlar bulsunlar. Çünkü onlar duygusallık davranmazlar. Aklı selimle hareket ederler. Senin duygusallık hareket etmek mecburiyetinde olacaksın. Yok ısınamadım, yok elektrik alamadım. Lan baraj mı lan bu? Haramken elektrik alacaksın. Haramken elektrik alacaksın. Çok ondan heyecan duyacaksın. Aynı kişiye hemen nikah yapalım. Helala dönüşünce %50 hemen lezzetin gider. Haram selamlığa dikkat et. Kadın erkek ahır gibi koç koyun okü sığır bütünlüğü gibi yapma. Haramlık selamlığa evine dikkat et. Akıl odur ki safayı al, kederi bırak ise akıllı yoksa zekidir. Bak akıl odur ki safayı al, kederi bırak. Onun için Üstad Hazretleri diyor ki dershaneyi zekiler mektebe gitti. Zenginler de dershane çorbasına kanaat edemedi. Kime kaldı? Akıllılara kaldı. Biz eskide diyorduk ya bizim gibi uyduruk adamlara kaldı. Hayır. Bak zekiler mektebe gitti. Zenginler dershane çorbasına kanaat etmedi. Kur'an diyor ki yaqilun taqilun efele tefekkerun efele tedebberun fetebiru yaulul elbab ayetlerle akla hitap ediyor. Aklınızı başınıza alınız. Kime hitaptır bu? Zekaveti hitaptır. En muzdarip insanlar zikirlerdir. Akıllar en rahatlı insanlardır. Ne demek aklı? Son şeyim. Bu el yapılırken bu el kullanılmadı. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Bundan önce göz olması lazım. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı, bu akıldan önce akıl olması lazım. Bu aklı yapana bu aklı bağlamak, vahye bağlamak akıllılıktır. Zekiler ise vahye bağlamazlar. Kendilerinin kendilerine yeteceğini zannetmelerinden başlarına sıkıntıyı salıyorlar. Teslim olan akıl, akıllı akıldır. İstikameti akıl odur. Peki. Burada kesiyorum. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةِ مَسْسَلَوَاتِ